Gelip geçti ömrüm. Geriye bakınca neler aklıma geliyor. Koyun otlattığım dağlar, at koşturduğum ovalar, lastik taşıyla kuş avladığım ağaçlar, diz çöküp su içtiğim çukur, su çatları, yattığım zaman hep aklıma düşüyor. Dolma tüfekle ava çıktıklarımız, bazen kesik suyunda balık avladıklarımız, karşıdan karşıya kurşun attıklarımız, ara sıra üç ağaçta kale taşı oynadıklarımız, hele tek ağaçta çollu oynadıklarımız, çanak çömlek için oyunlarda yer aldıklarımız, yularsız eşeklere binip de koşu yaptıklarımız, eşekten düşünce üstümüzün çamurunu silmelerimiz, Yaycı deresinden domuzdan korkup da saklanışımız, geriye bakınca hep aklıma düşüyor. Mehmet ölende istirahat oyunları, dağlar dar gelirdi ara bölmeleri, bayramlarda güvercin taklası oynamaları, oyun oynayan çocukları görünce hep aklıma düşüyor. İp atlardık dar alanlarda, hırsız polis oynardık kurulu evlerde, fincanla oyunlar oynardık. Kömbe yapımları, kuş etinden acılı küllü kömbe yapmaları, çıtımıktan yani menengiç kahveleri, incir kurusu, pestil yemeleri, mısır unundan bazlama yapılması, kuru balık etinden çorba olması, mumbarın közde pişirilip ekmeğe sarılması, turşunun ekşiyle buluşup sarımsak naneyle kaynaşması, bulgur pilavının yanında hep aklıma düşüyor. Anamın acılı köfteleri, Irazgar'ın tabakla verdiği taze yağ ve ayranları, ebem karının şeker katıp sofraya koyduğu tereyağları, Şah Mahmud'un davara o çaldığı sıraları, Meryem karının torbaya katık koyup astığı ağaçları, Hörçün dağlarına bakınca hep aklıma düşüyor. Ayakkabılarımı suyun alıp götürüşü, Gazer Ahmet'in seklem üzerine at binişi, Kozalık'ta eşek yükünün havada kalışı, eşeğin alttan geçip de gidişi, saman yüklerinin dar yollara sığmayışı, Seyahat Mahmud'un gelip geçene karpuz verişi, koca cınarların dibinde közde balık yenişi, kireç ocağına kömür taşınması, taşların alev alev yanıp da patlaması, nöbetçilerin değirmenin önünde üçlü kağıt oynaması, kesik suyuna bakınca hep aklıma düşüyor. Önünden geçerken okulumun eski arkadaşlar gözlerimin önüne geliyor. Kimler yok ki? Bir numaralı Latif, iki numaralı Zeki, üç numaralı Necmi ya dört numaralı Eyüp. Saysam isimler biter mi bilmem. Sağ olanlar sakın kızmasınlar. Rahmetli 10 numaralı Mustafa sınıf arkadaşım, devre arkadaşım. Gerileri ya Rasim, Sadık, Eşref, Fazlı, Beyiz hepsinin yeri ayrıydı. Hepsiyle birçok dostluklarımız vardı. Beraber oynardık. Beraber gülerdik o okulumuzun bahçesinde. Öğretmenlerimiz de rahmetli oldular. Mehmet Zaki Dolgun ve Mehmet Ayvaz. O çam ağaçlarının diplerinde ne hatıralarımız var. Okulun etrafı nergis, sümbül, menekşe, çiçek kokardı.
İlkbahar ayı gelince ne güzel açardı o çiçekler. Nerede bir okul görsem okulum aklıma düşüyor. Bayramdan bayrama köye gidince dağlarına doya doya yürekten bakınca taş köprüye vatırıp da koca çınarın dibine oturunca yönü çevirip eski değirmene bakınca karşımdaki eve şöyle bir bakınca İsmail Güveloğlu da buradan geldi geçti deyince Güveloğlu'nun çınar ağacına kurduğu salıngaçlar değirmen kenarında yaptırdığı santralı görünce ya köprünün solundaki duvarı şöyle bir süzünce uzun yılların hikayeleri aklıma düşüyor. Ne kadar anlatsam az gelir sanırım. Oralarda geçti çocukluğum öyle bilirim. Köyümü sever, büyüklerimi sayarım. Sağ olsun köylülerim, saygı, sevgi görürüm. Ölenlere rahmet, kalanlara sağlık dilerim. Kısmet oldukça yine döner gelirim. Gördüklerimin teker teker hal hatırını sorarım. Göremediklerimi sorar, selam salarım. Buralarda geldikçe çocukluk yıllarım aklıma düşüyor. Ramazan, yetmez ne kadar yazsan, olsan az gelir. Gurbet elde yesen, içsen, tıka basa doysan, istersen şu ülkeye ulu bir hakan olsan, bu dağların murtu, urdu, kuşu hep aklıma düşüyor.